Evet sevgili dostlar golver.com'un ve Kayseri Üdülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Yeni videomuzda e, gündemdeki bütün gelişmeleri tek tek değerlendirelim dedim. Şimdi gündemde neler var tek tek hızlı bir şekilde başlayalım. Volkan Demirel'in duygusal bir paylaşımı var. Bir kez daha başı sağ olsun Allah rahmet eylesin babasının mekanı cennet olsun. Samarziç'ten Türkiye kararı diye bir haber yapmışlar. Arkadaşlar Samarziç'e kulübü 25 milyon euroya satma niyetinde 25 milyon euronuz varsa alın diyor. Yoksa hiç uğraşmayın diyor. Ha düşündüğü zaman da 25 milyon euro var mı? Var ama nasıl var? Yani şu maddeyi ekle, bu maddeyi ekle, şunu şuradan ekle, bunu buradan ekle. Zor. Ama Samar transferi hiç de kolay değil. Lazio'nun da talebi var. Oyuncu isteyen başka kulüplerde var. Lukaku olayı. <laughs> Şimdi Romelu Lukaku'nun dev talibi Milan diyor. Lukaku'ya Milan talip, Moise Keane, Moise Keane de ile imzalamak üzere. E, hal böyleyken Lukaku'yla ilgili ve Moise Keane ilgili iptal demem lazım. Ben Keane'le ilgili iptal diyorum yani Moise Keane gelmez diyorum. Zaten genel anlamda duyumlarında bu şekildeydi ama Lukaku konusunda eğer bon servisiyle verirlerse bize gelmez ama kiralık verirlerse hala bir şans var hala bir şansımız var. Bunu da ısrarla söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Morata konusunda e, Morata konusunda Sercan Hamzoğlu'nun diyor ki Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe'nin Santrafor adaylarından biri Alvaro Morata. Salah Cervet Kulüp 31 yaşındaki İspanyol Yıldız için Atletico Madrid'de ilk teması kurdu. Atletico Madrid'de Morata için istediği bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin düşündüğü ücret arasında fark bulunuyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürecek diyor. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Oyuncu için bizden 15 milyon euro istediler. 15'e bırakırız dediler. Biz de 8 verebiliriz dedik. Hani tam pazarlığa gireceğiz. Oyuncunun öğrendik ki 12 milyon euroya serbest kalma maddesi var. Şimdi haliyle biz de Çağlar Söncü'yü de almak için zaten Atatürk'ün e maddi yönetimiyle görüşme halindeyiz. Çağlar'ı 6'ya, oyuncuyu da 8'e verin. <laughs> bu meseleyi kapatalım dedik. Hani bir yere şikayet ederiz manasında değil de bunu bu şekilde bitirelim dedik. Açıkçası Çağlar'ı kabul edecek gibidir ama Morata konusunda bir şey yok. Hani bir şey diyemem. Bir de şu var oyuncu milli takımda hani daha önce Mourinho ile birlikte çalışmış kabul ancak oyuncunun hani baskısı işe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum. Ha biz 8 onlar 12 istiyorlar hocam onu da anlaşalım falan demeyin. Ben de dedim geçiniz bunu. Hani böyle söylendi bana. Şimdi Sercan Amzol diyor ki ilk tercih değiliz maalesef ama bu işler anlık değişebilir. Bu arada 3 adaydan birini yazdım 2 aday daha var demiş. Ki zaten şu anda konuşuyoruz arkadaşlar. İki adayı. Şimdi Morata'yı konuştuk. E, Levent Mercan idmanlara çıkıyor. Çeşitli açıklamalar yapmış. Onu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Serdar Azmoun bunu bizimle ilgili yazmış. Bazı duyumcu arkadaşlar diyeyim. Hani böyle yapınca daha yumuşak oluyor. Hani Serdar Azmoun'la bizim bir alakamız yok. Ha şu var. Herkesin kafasındaki düşünce çok hocam. Serdar Azmoun eee eğer Fenerbahçe'ye gelirse iş yapar mı yapmaz mı? Sen bize onu söyle. Ya Serdar Azmi Fenerbahçe'ye gelirse iş yapar mı? Çok zor iş yapar. Hani Fenerbahçe taraftarı yüksek bir profil istiyor. Hatta yüksek iki profil ismiyor, istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yüksek iki profil isteyen bir taraftar kitlesine karşı Serdar Azmi bizi kesmez açıkçası. Ve hani İyi bir Fenerbahçeli bu arada bilginiz olsun. İran'da birçok Türk var. İran'da birçok Fenerbahçeli var. Hayırlısı olsun arkadaşlar ya. Ne diyeyim. Ama Serdar Azman gerçek değil. Livakovic'in alternatifi Mourinho'nun eski yıldızı. Şimdi Livakovic gidiyor herhalde. Alternatifine baktığımıza göre. Yerine de kaleci arıyoruz herhalde. İki. 3. olarak da ben şunu ekleyeyim. Arkadaşlar herhangi bir kaleci arayışında olsak ben size bunun duyumunu verirdim. Ha şu var Altay Bayındır böyle milli takımın kalecisini, kaleciliğini yaptığı iyi bir performans söyleseydi ne bileyim. Ee, Manchester United'da da sorunlar olsaydı sözleşmesini feshetselerdi falan bir ihtimal. Ben de derim ki en azından yabancı kuralı, Türk kuralı, yerli kuralı şöyle yapacağız böyle yapacağız diye. Bizim aradığımız kaleci yok. Livakovic'in de gideceği yok. Rui Patricio yazmışlar. Külliyen yalan. Livakovic Celtic hocam Celtic 11.5 milyon euro veriyor. Satalım diyeceksiniz. Hiçbir şekilde ben araştırdım. Hiçbir şekilde Celtic'ten gelen resmi bir teklif yok arkadaşlar. Yani 11.5 milyon euroyu geçtim. Hani böyle 8.5 olur 9.5. Hiçbir resmi teklif yok. Ama sosyal medya duyumcuları malum. Onun dışında e, ee, Jose Mourinho, Acun Ulacalı, Ali Koç, Mario Branco dün bu dörtlü bir toplantı gerçekleştirdi diye biliyorum. Ve bu toplantıda tabii ki transfer konuşuldu. Tabii ki Fenerbahçe'nin geleceği masaya yatırıldı. Tabii ki e, farklı kararlar alınabilir nitelikte şeyler yapıldı. Hani yol haritası belirlendi diyelim. Mert Hakan yandaşa komutan diyormuş Jose Mourinho. Desin. Yani şşt falan diyeceğine komutan desin. Ryan Kent, ee, Ryan Kent şu an gidicilerden birisi. Cengiz Ünder kampta çok iyi diye duyumlar geliyor bana. Bilmiyorum arkadaşlar yani açık söyleyeyim. Cengiz Ünder için çok iyi duyumlar geliyor. Kampta çok iyi, şöyle iyi, böyle iyi falan diyorlar. Ha ne kadar doğrudur, ne kadar yalandır ben bilemem. Ama kampın en iyisi, çok hırslı, Morin öyle yeniden doğdu. İşte hayat varmış, ferahmış, şöyleymiş, böyleymiş diyorlar. Ben bir şey diyemem. Ya idman videolarını üyeler özel paylaşıyorlar. Oradan bakıp siz de görebilirsiniz açıkçası. Edin Ceko ya şöyle söyleyeyim. Ee, Edin Ceko, Şimanski, Ferdi Kadıoğlu, öbürü, Beriki, öteki, şunu bunuki. Ya her futbolcunun bir ücreti var. Her futbolcunun bir ederi var. Ben ederini bulanın gitmesi taraftarıyım. Ama e, Ceko'nun ederine. Ya yıllık 4.2 milyon euro maaş alıyor. Şimdi as bir forvet düşünüyorsak hani Lukaku olur bilmem e, ee, Moise Keane olur Morata olur hani bunları düşünüyorsak açık söylemek gerekirse 4.2 milyon euro yedek forvete vermek bence saçmalık. Ya bence saçmalık. Ha. Ceko'ya da resmi teklifler var. Bu teklifler varken de değerlendirmek lazım diye düşünüyorum yani garip garip söylemler açıkçası. Ee, başka ama Edinceko'nun eğer bonservisi teklifleri değerlendirirse bence daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir hatırlatmada bulunmuş bir kardeşimiz. Martin Julmand. Hatırlıyor musunuz Julmand'ı? Morten Hjulmand. Danimarkalı ön libero. 40 milyon euro transfer market değeri var. Sporting Lisbon'un oyuncusu. Bu sezon 52 maça çıkmış. Euro 2024'e dahil 5 gol 4 asisti var. Peki kaça aldılar? 19,5 milyon euroya aldılar Lecce'den. Sporting Lisbon Lecce'den 19,5 milyon euroya aldı. Geçen sezon aldı. O zaman piyasa değeri 15 milyon euroydu. Şimdi 40 milyon euro. Bir 50'ler 60'lar para biçiliyor. Şimdi mesela Samarziç konusunu konuşacağım da aklıma gelmişken. Ya bir Jumant olmasın ya. Eğer 3'e 5'e bakmadan hani birileri 15 veriyorsa biz 16 verelim. Birileri 16 veriyorsa biz 17 verelim. Yani 3'e 5'e bakmamak lazım diye düşünüyorum. Ferdi Kadıoğlu mesela Eder'i 35 milyon euro veren varsa bence Ferdi Kadıoğlu'nun Eder'i bu. 35'i alırsın. 17.5'u Bankalar Birliği'ne ödeme yaparsın ki zaten mecbursun ödemeye. 17.5'u Başka işler yaparsın. Zaten senin şeyin harcama limitin yüksek. İstediğin kadar da transfer yapabilirsin. Trans, şeyin, financial Fair play'inde de kalktı. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Onun dışında başka ne konuşacağım. Osay, Samuel ve Ciko takıma katıldılar. Rutin sağlık kontrollerinden geçtiler. Onlara da yeni sezonda başarılar diliyorum. Başka başka Samet Akaydın. Samet Samet iyiydi milli maçta. Bu maçta ama Samet Akaydın sanırım cezalı olacak. Arda Güler de iyiydi. Euro 2024'te gayet iyi gidiyoruz maşallah. Jota Silva ismi. Şimdi Jota Silva ve Çağlar Söyüncü'yü konuşacağım. Arkadaşlar Jota Silva bize çok yazılan bir isim. Defalarca daha önce söyledim. Oyuncu için kulübü yani 8 milyon euroya %80'ini alın diyor. Biz de buna yanaşmıyoruz. Niye yanaşmıyoruz? Abi bak 8 milyon euroya %80'ini almak risk. Ya futbolcu geriye de gidebilir. Geriye gitse bu sefer adam diyecek ki bak 8 milyon euroya aldı enayı şöyle böyle. Ha alsan satsan %20'si direkt eski kulübüne gidecek. E ne anladık? Ve fiyat yüksek geldi. Ha 3 milyon euroya şu kadarı 5 milyon euroya şu kadarı falan dese biraz daha düşük yapsa. Mesela biz kimleri kimleri. Mesela Lincoln falan ucuza aldık açıkçası. Her yani 3,5 denemek için olur böyle şeyler dedik aldık. Ama burada 8 milyon euro bence ciddi bir para. Bu Jota'yı biz bence gündeme almayız. Çağlar Söğüncü ben eninde sonunda Çağlar'ın Fenerbahçe'de imzalayacağı görüşündeyim. Bunu da sıklıkla dile getiriyorum. Hala da sözümün arkasındayım. Bilin istedim arkadaşlar. Başka Cao Pedro Be ha, Beto ismini ortaya attılar. Forvet Beto. Ya ben doğrulatamadım. Bilginiz olsun. Everton'dan Beto ismi. Ben doğrulatamadım. Doğrulatan duyumcuları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Anladınız mı? Ya ben doğrulatamadım. Onu söyleyeyim. Ca Pedro Osterwolde. Şimdi Ca Pedro Türkiye'ye gelmedi. Yani Fenerbahçe'ye katılmayacağını o da biliyor. Kulüp arayışı içinde. Osterwolde idmanların neşesi. İdmanlarda da bayağı beğeniliyor. Osterwolde de 30-35 teklif eden olursa neden olmasın yani eğer teklif eden olsa satabiliriz yani sıkıntı değil. Ama teklif eden olmazsa da öyle durur. İsmail Yüksek mesela ben İsmail Yüksek konusunda ne dedim size? Eğer Ferdi ve İsmail Yüksek olmasa sıfır çekeriz. Şeyde Euro 2024'te. Çünkü Ferdi de İsmail Yüksek de son derece işini hakkaniyetli yapan insanlar. Elinden geldiğince. Mesela e, Hakan Çalhanoğlu da bayağı övmüş. İsmail Yüksek olmasaydı demiş hani ben benim performansım bile yerlerde olur demiş. İsmail'in sayesinde çok rahatım demiş. Yani güzel bir olay. Gerçekten de. İsmail Yüksek'e daha fazla e, süre tanır inşallah. Bu arada taraftarımız Jose Mourinho idman sonrasında bir araya gelmişler. O kadar erken saatte taraftar gelince dayanamamışlar demek ki. Yani durum bu. Başka başka kim konuşacaktım? Samet Akaydın'ı konuştum. Arda Güler'e. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper için de bugün kanaldaki shorts videoyu izlediniz arkadaşlar değil mi? O videoda gerekenleri ben açıkladım. Daha da üstüne gitmeyeceğim. Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun. Ya bunlar bizim milli takımın değerleri. Elinden geldiğince bu çocuklar bir şeyler yapma peşindeler. Hadi değerlerimizi çöpe atmayalım bence ya. Değerlerimizi değersizleştirmeyelim. Ha ben beğenmiyorum Barış şeyi. E, Hakan Çalhanoğlu milli takımı kesinlikle beğenmiyorum. Ben o zaman kesinlikle almam. Ama gol attı mı? Attı. Çekya karşısında milli takıma gol kazandırdım. Kazandırdı. Bitti. Benim için orası önemli. Barış Alper de keşke forvet oynamasa. Onu da söyleyeyim. İrfan Can Kaveci, sakatlığı tamamen düzeldi. Artık oynayabilir durumda. Avusturya maçında oynayabilir herhalde. Ama İrfan Can kahveci için de ilginç şeyler duyuyoruz. Sakatlığına rağmen gelmedi mesela. Fedakarlık yaptı. Bu arada Ca ja Pedro demişken Alex de Souza da Ca ja Pedro istiyor. Bakalım ne olacak? Olacağını pek sanmıyorum ama. Batu ayı konusunda hocam Batu ayı bugün geri adım atsa ben döndüm vazgeçiyorum Fenerbahçe'ye geliyorum dese gelir mi diye sorular var. Gelmez arkadaşlar. Sezon maçı kampını kaçırmış oldu. Yani en fazla 2 Temmuz'a kadar süresi var. Sonra bilemem. Alvaro şey Antonio Conte ısrarla 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 Osterwolde istiyormuş. 35 milyon euroyu getirirse olur. Avusturya demişken aklıma geldi. Avusturya Türkiye maç öncesinde sarı kart cezaları. Avusturya'da Wimmer, Türkiye'de Samet Akaylı ve Hakan Çalhanoğlu sarı kart cezasıymış arkadaşlar. Bu da aslında elimizi güçleştirecek bir olay. Şimdi ben milli takıma dair bir eleştiri de yapayım videoyu bitireyim. Şimdi grubumuz kebap bir gruptu. Ona rağmen gruptan ikinci çıktık. Bak Ferdi Kadıoğlu, İsmail bu takımın bel kemiği ancak forvetsiz oynamak da çok saçma. Cenk Tosun, Semi, Bertu gibi isimler forvet diye çağrıldı. Barış Alper'in oynaması bana saçma geliyor onu söyleyeyim. Ya at sol kanada Barış Alper Ferdi'yi. At sağ kanada Mert Müldür, İrfan Can Kahveci'yi. Yani orta üçlü İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler yap. Birisinin şutu, birisinin ara pasları falan filan derken çok ciddi kilitler açarız gibi geliyor. Bakın hepimiz aynı gemideyiz. Dersimize iyi çalışalım. Yoksa Avusturya hani 3 rakibimizden de zor. Kaldı ki bunlar bizi hazırlık maçında 6-1 yendiydi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Dirençli, fizikli bir takım. Ha, seyirci avantajı varken bunu değerlendirmek lazım. Yedeklerin morali bozulmasın ama as oynayacak oyuncular lütfen taktik, sistem, hakkaniyetle seçilsin. Yani benim takımımın oyuncusu daha fazla seçilsin demesin kimse. Ya da bak ilk maçta Fenerliler... PR kastı. İkinci maçta da şunlar PR kastı denmesin. Gördünüz yani. Portekiz maçında kasılan PR'ı gördünüz. Rezil olduk. Adam gibi bir kadrona çıksaydık. Belki Portekiz'den puan alırdık. Bugün Avusturya değil o grubun ikincisiyle oynardık. Ya belki de eleneceğiz. Elenme sebebimiz bu olacak. Neyse gündeme dair bütün duyumları ikinci kanalımız olan Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalında ben elimden gelince paylaşıyorum. Burası da bizim has kanalımız. 2 Ağustos'tan sonra inşallah sadece burada devam edeceğiz. Yani orada da devam edebiliriz. Eğer video çekecek birini bulursam ona oradan çektiririm. Ben de buradan devam ederim. Yine iki kanaldan canavar gibi devam ederiz. Hatta keşke sürekli canlı yayın yapacak birini bulsam da oradan sürekli canlı yayın yapsa. Ben de arada sırada konuk olsam falan. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Ama iki kanalda takip eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.